Merhaba ben Bayan Dersin. Bugün R ve K seçiciliği ya da R ve K seçilimli türler hakkında konuşacağız. Ekranda dişi bir bukalemun görüyorsunuz. İki tane de yumurtası var. Burada ise binlerce yumurtası olan bir kurbağa var. Bunlardan biri R, diğeri de K seçilimli türlere örnektir. Şimdi R ve K seçilimlinin ne anlama geldiğini birlikte görelim. Popülasyon büyümesinden başlayacağız arkadaşlar. Tamam mı? R'si yani büyüme oranı pozitif olan her popülasyonun Buna benzeyen bir eğrisi vardır. İşte bunun gibi. Bu kısımda üstel büyüme yaşanır arkadaşlar. Yiyecek yer sıkıntısı ve rekabet başladığında ise popülasyon lojistik büyümeye geçer. İşte buralarda. J şeklindeki bu kısım üstel büyümeyi gösterir. Eğrinin tamamı içinde sigmoid yani S şeklindedir diyebiliriz. Peki N ne neydi? popülasyondaki bireylerin sayısı değil mi arkadaşlar? N'yi bu eksene, zamanı da bu eksene koyarsak N'nin zaman içerisinde artacağını görürüz. Örneğin buradaki N değeri düşük bir değerdir. Buradaki daha yüksek, buradaki ise daha da yüksektir. N popülasyon boyutu, r de büyüme oranıdır. Neyi bazen n diye de söylendiğini duyabilirsiniz. Peki büyüme oranını nasıl hesaplıyorduk? Önce doğumların sayısından ölümlerin sayısını çıkartırız. Öyle değil mi? Ve az önce de söylediğim gibi eğer R pozitifse buna benzeyen bir eğri elde ederiz. Eğri her zaman buna benzemeyebiliriz. Zaman zaman bu şekilde yavaş artan ya da bunun gibi çok hızlı artan bir eğriyle de karşı karşıya kalabiliriz. Bunu R'nin değeri belirler. Bir de K var tabii. K taşıma kapasitesi demek kapasitenin K'sı gibi düşünün. Taşıma kapasitesi bir popülasyonun belirli bir ortamda yaşayabilecek maksimum birey sayısını bize verir. Taşıma kapasitesi buradaki limiti belirler. Popülasyon boyutu da bu noktaya ulaşır ve daha sonra büyüme durur. Bu matematiksel bir formül ama eğer olan bitenle alakalı gerçek bir örnek vermemi isterseniz Yellowstone Parkı'na bırakılan kurtları düşünelim beraber. Başlangıçta yiyecek sıkıntısı ve rekabet olmadığı için kurtların sayısı artmaya başlamıştı. Daha sonra düştü, yine yükseldi, düştü, yine yük yükseldi derken popülasyon taşıma kapasitesine yani Yellowstone Parkı'nda yaşayabilecek maksimum kurt sayısına ulaştı. Bu örnekteki eğri buradaki kadar düzgün olmayabilir ama bu eğrinin de bir R değeri vardır ve N'si de artarak zaman içinde K değerine ulaşmıştır. N, R ve K'nın ne anlama geldiği konusunda anlaştık öyle değil mi? Yaşamın nasıl devam ettiği konusunda anlamamız gereken bir başka nokta yaşam ve ölümün hikayesi ve bu noktada farklı 3 tip hikayeden bahsedebiliriz. Biz birinci tip hayatta kalma eğrisine sahibiz. Bunu ne geliyor. Sınıfınızda sizinle aynı zamanda doğan arkadaşlarınızı düşünün. Çevrenizdekilerin hemen hemen hepsi Doğumun bu ilk gününü atlatacaktır öyle değil mi? Hepimiz büyürüz, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık derken en sonunda ölürüz. Evet birinci eğri yani insanların eğrisi işte bu şekilde olur. Bu arada biz insanların yavrularımızla çok ilgilendiğini de ilgilendiğimizi de yani biliyoruz. Tıpkı bu fotoğraftaki gibi. Buradaki kurbağalar içinse üçüncü tip hayatta kalma eğrisi geçerlidir. Birinci günde binlerce kurbağanın büyük bir kısmı ne yazık ki ölür. Bir kısmı hayatta kalır. Yaşamlarına devam eder ve en sonunda onlar da ölürler. Bunların ikisinin arasında bir hayatta kalma eğrisi daha vardır. Bu eğri içinde ötücü kuşlar örneğini kullanabiliriz. Bu kuşların yaşamdan ölüme doğru uzanan yolculuğu doğrusaldır. Mesela kızıl gerdan kuşu ortalama bir yıl yaşar ama bazıları üç ay bazıları da üç yıl yaşamını sürdürebilir. Ama popülasyonları doğrusal olarak azalır. Bu arada tüm bu eğriler için aynı zamanda doğmuş olan canlılardan bahsettiğimizi de unutmayalım lütfen. Yaşadığımız çevrede farklıdır tabii öyle değil mi? Zaman zaman son derece istikrarlı örneğin çöl gibi bir ortam söz konusuyken zaman zaman pek de istikrarlı olmayan ve her gün değişen yağmur ormanı ya da mercan kayalıklarından bahsetmemiz gerekir. Şimdi de r seçilimli türlerden bahsedelim. R seçilimli türler yaşamlarını r'ye bağlı olarak yaşayan türlerdir. Yaşamları r'ye bağlıdır. R neydi? Büyüme oranı. Bu türler hızla büyüyen ve bir nişi hızla tüketen türlerdir. İstikrarlı olmayan ortamlarda yaşarlar. Doğurganlıkları yani fekonditeleri yüksektir. Vücutları küçüktür. Çok uzun yaşam ve yavruları dünyanın her bir yerine dağılırlar, örneğin kara hindiba çiçeği gibi. İlkbaharın başında ortaya çıkarlar, hemen ürerler, tohumlarını da her yere dağıtırlar. Bakteriler, böcekler, alkler ve ya da kalamar yumurtaları mesela onlar da buna başka örneklerdir. Bu yumurtalar dişi tarafından bırakılır, erkekler de her yere spermlerini bırakır. Ancak yetişkinler ile ilgilenmez ve oradan ayrılırlar. En sonunda kalamarlar doğar. Genellikle başka balıklara yem olurlar ama bazıları hayatta kalabilir. Evet, R seçilimli türlerle ilgili yaşamlarının büyüme oranına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. K seçilimli türler içinse K yani taşıma kapasitesi önemlidir. Uzun süreli yaşamları vardır. Yaşam eğrileri öncelikle üstel olarak büyür, sonra da lojistik büyüme evresine geçer. Genellikle istikrarlı ortamlarda yaşarlar. Vücutları daha büyüktür. Az önce de söylediğim gibi daha uzun yaşarlar. Yavrularıyla ilgilenirler. İnsanlar K seçilimli türlere verilebilecek örnekler arasındadır. Bitkilerden örnek vermek gerekirse buna benzeyen bir ağaç binlerce yıl yaşar ya da ya da balinalar daha küçük vücutlu örnekler arasında 20-30 yıl yaşayan ve yavrularıyla ilgilenen kuzey sumrusu vardır. Evet, K seçilimli türlerde işte bu şekilde arkadaşlar. Ancak yaşamın bütününe bakarsak ya biri ya diğeri olacak diye bir söz konusu değil. Yani bazı türler bu iki tür arasında kalır. Mesela su kaplumbağaları. Vücutları büyüktür ve uzun süre yaşarlar. O sebeple bunların K seçilimli bir tür olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama nasıl doğduklarını düşündüğümüzde dişiler deliklere bir sürü yumurta bırakır ve orayı terk ederler. Yumurtalar çatlar ve bebek su kaplumbağaları doğar. Bu da R seçilimli türleri andırıyor bize. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi bu kaplumbağalar yaşamları boyunca sırasıyla R ve K seçilimli olabiliyorlar. Bu zaman zaman cinsiyete bağlı bile olabilir. İnsanlar için pek de geçerli olmasa da hayvanların erkekleri için R seçilimli diyebiliriz. Mümkün olduğu kadar çok sperm üretir ve onları mümkün olduğu kadar çok dağıtırlar. Dişiler ise K seçilimlidir. Yavruları ile erkeklere göre daha çok ilgilenirler. Birinci slayda geri dönelim mi? Sizce bu kalemun R mi yoksa K seçilimli mi? Sadece iki yumurtası olduğu ve onları büyütmek için zaman harcadığı için K seçilimlidir. Kurbağa ise R seçilimlidir.